Herkese merhabalar. Genel kimya 1, vize öncesi soru çözümlerinde ikinci videomuz kimyasal reaksiyonlarda hesaplamalarla ilgili çok güzel bir örnek. Burada gördüğünüz üzere 5 tane öncülümüz var. Bu öncüllerimizi bitirdiğimizde inanıyorum ki birçok soruyu çözebileceksiniz. Soru yoklayalım. Diyor ki aşağıdaki reaksiyona göre 74,2 gramlık bir alüminyum maddesi var. İşte şu kadar tane mangan iki oksitimiz var. Reaksiyona giriyor. Katı alüminyum oksit ve mangan elde ediliyor. Zaten görüyoruz reaksiyonu. Diyor ki A sınırlayıcı bileşen hangisidir? Hemen A diyorum, sınırlayıcı bileşen. Sınırlayıcı bileşen nedir? Yani bir reaksiyon olacak ve bu reaksiyonu sınırlayan bir bileşenimiz olacak adı üstünde. Bu da ilk başta tükenecek elementtir veya yani moleküldür, bileşendir diyelim. Bunu bulacağız. Peki bunu bulmadan önce ben ne yapmam lazım? Şimdi gördüğüm üzere bu kimyasal reaksiyon denk değil. O zaman bunu bir denkleştirelim. Alüminyum gördüğünüz üzere burada iki tane. O zaman burada da iki tane. Mangan burada bir tane, burada bir tane. O zaman bakıyorum oksijene. Oksijen üç tane. Burada sıfır bir tane. Üç tane mangan lazım. Üç yazdım. Üç mangan oldu. Buraya da üç mangan yazdım. Yeni halinde iki alüminyumumuz var. Üç mangan oksitimiz var. Bir tane alüminyum iki tane. Oksijen üç tane. Üç mangan var. Bize de zaten C öncülünde kaç gram Al2O3 oluşacağını soruyor. Şimdi A sınırlayıcı bileşen hangisi sorusundan devam edelim. Çıkış maddelerin mol sayılarını hesaplamam gerekiyor. Bunları da burada vermiş bana zaten. Diyorum ki alüminyumun mol sayısı 74,2 vermiş bana. 74,2 gram. Burada da 26,98 vermiş. Hesapladığımızda 2,75 molü görürüz. Aynısını nerede yapmamız lazım? Bunun üzerine çalıştığımız için, burada çalıştığımız için şöyle silelim. Mangan oksidi de yapmamız gerekiyor. O zaman ne diyorum? NmNO eşittir. Burada da bana tanesini vermiş. Bunu direkt yazıyorum. 2,108 çarpı 10 üzeri 24 bölü neyle bölmem gerekiyor? Avogadro sayısıyla bölmem gerekiyor. 6,02 0,22 çarpı 10 üzeri 23'ten buradan da 3,50 mol çıktı. Şimdi burada bizim başka yapmamız gereken neler var? Şöyle. Şimdi biz mol sayılarını hesapladık. Hesaplanan mol sayıları için teorik olarak gerekli diğer çıkış maddesinin mol sayısını da hesaplamamız gerekiyor. Bu miktarlara göre de girenlerden biri tamamen harcanırken diğerinden de bir miktarın arttığını göreceğiz. İki sınırlayıcı bileşen olsun. O zaman şöyle yapalım. Diyelim ki x mol alüminyum için neye eşit olacak bu? Hesapladık burada 3,5 mol mangan oksit vardı. Şu nasıl yazalım? Mangan oksit vardı. Bunu neyle çarpacağım da mangan oksit götürmem lazım. Bir kere payda da mangan oksit olacak zaten. 3 mol var. Neye göre ben 3 mol diyorum? Bu önemli. Burada denklemi hatırladığınız üzere denkleştirmiştik. Reaksiyon denkleştirmiştik. Burada 3 tane vardı. Alüminyumdan ötürü burada 2 tane vardı. O zaman 3 tane yani 3 mol mangan oksitim var. Burada da 2 mol alüminyumum var arkadaşlar. Bu çok önemli. Burayı kaçırmayalım. Rica ediyorum. Bunları gerekli hesaplamalarımızı yaptığımızda kaç alüminyum çıkar? 2,33 mol alüminyum çıkar. Lütfen siz de bu hesaplamaları elle çözün. Daha iyi akılda kalacağını inanıyorum. Şimdi ben neyi buldum? Burada 2,33 mol alüminyumun olduğunu bulduk. Burada x vermiştim. Şimdi neyi bulacağım? Dikkat ederseniz bu reaksiyonunda alüminyum buldum. Mangan oksidi de bulacağım. O zaman MnO yazıyorum. MnO ama kaç tane MnO? O zaman buraya da x, şuraya x vermiştik. Buraya da y verelim. Y mol MnO neye eşit olacak? Şimdi neyi bulduk? 2,75 molü bulduk zaten. 2,75 mol. Şimdi ben neyle neyi çarpacağım da alüminyumları götürüp mangan oksidi bırakacağım. O zaman paydaya alüminyum koyuyorum. Geliyorum denkleme bakıyorum. 2 mol alüminyum var. Bakıyorum denkleme 3 mol mangan oksit var. Gerekli hesaplamaları yapıyorum. 4,5
125 mol mangan oksit gereklidir diyor. Şimdi bunları biz niye bulduk? Şimdi dikkat ederseniz başlangıçta 2,75 mol alüminyum olduğu için reaksiyonun gerçekleşmesi amacıyla 3,5 mol mangan oksit gerekiyor. Yani 2,75 mol alüminyuma 3,50 mol mangan oksit yeterliydi. 2,33 mol alüminyum sağlanmaktaydı. Bu durumda elimizdeki 3,5 mol mangan oksitin tamamı tükeniyor. Yani 2,33 mol alüminyum gerekli 2,33 mol alüminyumla sağlanabildiği için elimizdeki 3,5 mol mangan oksitin tamamı tükeniyor. Dikkat edelim bu cümleye. Mangan oksit tükeniyor. Şimdi diğerine bakalım. Başlangıçta elimizde 3,5 mol mangan oksit olduğu için reaksiyonun gerçekleşmesi amacıyla 2,75 mol alüminyum için gerekli 2,75 mol için alüminyum için gerekli neyimiz var? 4,125 mol mangan oksit maalesef ne oluyor? Sağlanamıyor. Burada 3,5 mol var çıkar. Ama burada gerekli olan bu. 4,125 mol. Demek ki ne diyoruz? Biraz yorum yapalım. Şöyle birazcık almak durumundayım. Şimdi sağlanamadığı için, yetmediği için diyorum ki mangan oksitin tamamı tükenir. Tamamı tükendikten sonra ya da tükenir. Reaksiyon sonlanır. Şimdi reaksiyon sonlandı da alüminyumun tamamını tüketebildik mi? Hayır, tüketemedik. O zaman ne olur? Alüminyumdan bir miktar artar. Yani mangan oksit sıfıra gitti. Alüminyum da sıfırdan büyük kaldı değer olarak. Bu durumda sınırlayıcı bileşenimiz bizim ne oluyor? Bizim sınırlayıcı bileşenimiz mangan oksit oluyor. Güzel bir örnekte. Şimdi bakın B öncü neydi? Diyor ki geriye hangi maddeden kaç gram artar? Bunu nasıl yapacağız? Şimdi A'dan bir miktar artıyor zaten. Değil mi? Hangi maddeden diye sormuştu. Ve A'dan arttı. Şimdi A'ya başta neydi? 2,75. Ne gerekiyor? 2,33. Bir kere bunu bilelim. Sonra alüminyumun moldeki gramı ne kadar? 26,98. Tamam. Şimdi o zaman ne kadar artacağını buluruz. Şimdi gelelim B'ye. Şöyle yana alıyorum. Birazcık da şöyle uzaklaştıralım. Diyorum ki B öncülü. Şimdi artan madde benim alüminyum. Artan AL. Diyorum ki AL için 2,75 eksi 2,33 yaparım. Bunu da bu sonuçta mol alüminyum olduğu için bir şeyle çarpacağım ve gram kalacak. Yani eşitliğimin sonunda gram olacak. O zaman diyorum ki paya gram gelmeli. Payda alüminyum gelmeli. Mol alüminyum gelmeli. Buraya gram alüminyum gelmeli. Bu mol alüminyumlar birbirini götürmeli. Şimdi o zaman ne olacak? 1 mol alüminyum diyeyim. 1 mol alüminyumdaki kütlesini yazayım. Sonra buradan bunu hesaplayayım ve çarptığımda 11,33 gram alüminyum arttığını göreyim. Burası basit bir ölçü. Yani zaten biz sınırlayıcı bileşeni bulduktan sonra bunlar artık kolay. Dikkat ederseniz bunu ilk bir yaşta sınırlayıcı bileşeni de vermeyebilir. Ama bu soruyu çözebilmek için sınırlayıcı bileşeni yapmamız gerektiğini lütfen aklımızdan çıkarmayalım. C öncülüne geliyorum. Diyorum ki kaç gram hali 2 o 3 oluşur. Bu ürün miktarında sınırlayıcı bileşen olan mangan oksit belirler. O nasıl olacak peki? Şimdi diyeceğim ki ne diyor? Kaç gram diyor. Bilmiyorum ki kaç gram olduğunu. O zaman diyeyim ki x gram. C öncüne geliyorum. Diyorum ki x gram oluşur. X gram oluşur. X gram ne? Onu bulalım. X gram. Al2. O3. Neye eşit olacak? Bakalım. Şimdi 3,5 mol mangan oksitimiz vardı. Tepkimede 3 mol vardı.
Bunu götüreceğiz. Mangan oksit belirlediği için bizim alüminyum 2'nin kütlesini buluruz. Oksijen de 3 tane var. Onun kütlesini buluruz. Bunun 1 molde kütlesini buluruz. Mol'ü götürürüz. Ve buradan gramı buluruz. Evet. Birazcık karışık ifade ettim. Ve bunu bir yazıya dökelim. Diyorum ki 3,5 mol mangan oksit çarpı 1 mol Al2 O3 bölü 3 mol mangan oksit. Bunlar götürsün istiyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Ondan sonra diyorum ki çarpı ne yapalım? Alüminyumun kütlesini bulalım. 26 bölü 98 çarpı 2 artı oksijenin kütlesini bulalım. 16 çarpı 3. Peki bu neye eşit olacak? Bir gramı olacak. Neyin gramına? Al2'nin O3 bileşimine eşit olacak. Buradan bir kesir çizgimizi çekelim. Ve bu neydi? 1 molün. Yani 1 mol Al2 O3'ün kütlesi olduğu için de 1 mol Al2 O3 yazalım. Burada gerekli hesaplamaları yaptığımızda X'in burada 118,95 gram olduğunu, yani Al2 O3'ün gram cinsinden 118,95 gram olduğunu bulabiliriz. Şimdi bu güzel bir örnek. Devam edelim. D diyor ki 105,9 gram alüminyum 2 O3 elde edildiğine göre reaksiyonun verimini hesap. Güzel bir soru. Şimdi bakayım neyi bulmuştum. 118,95. Tam reaksiyon ne diyor? 105,9 gram elde edildiğine göre reaksiyonun verimi arkadaşlar ne elde ediliyorsa şimdi yüzde yani bir olamayacağı için tamam birden küçük bir sayı olacak. Ama maksimum bir olur. Ama aklınızdan çıkarmayın. Verim birden büyük olmaz. O zaman diyorum ki benim de maksimum bu teoride. O zaman diyorum ki birden bakın şöyle 1'e eşit değil. Tamam mı? Yorum yapıyoruz. Bu da maksimum olacak ya. Şimdi bu maksimum buraya gelirse bu da maksimumdan küçük bir sayı olursa şöyle pardon birden küçük olacak veya eşit olacak diyelim. Yorum yapalım. Şimdi burada maksimum olursa bu da maksimumdan küçük olacağı için haliyle birden büyük olması gerekir. Bu yanlış. Yani aklımızda şöyle kalabilir. Şimdi birden küçük olacak veya eşit olacak. O zaman maksimum ben paydaya koyayım ki buraya ne gelirse gelsin bunu karşılasın. Ve tamam maksimum koydum. Ne maksimum? 118,95. Diğerine elde edilen 105,9 gram. Gramlar birbirine götürür. Yüzde de çarparım ki yüzdeyi bulurum. Yüzde bu da 89,02 verim. Şey, gayet iyi bir verim oranı diyebiliriz yorum olarak da. Şimdi E öncülüne gidelim. Herhalde E öncülüm dedik ya. Diyor ki reaksiyonda çıkış maddesi olarak o 5,4 gram alüminyum kullanılıyor olsaydı gerekli olan mangan oksit miktarını hesaplayınız. Şimdi diyorum ki burada şöyle bir yorum yapayım. Reaksiyonda çıkış maddesi olarak 5,4 gram alüminyum kullanılıyorsa denkleştirilmiş reaksiyona göre ben birim yok etme yöntemiyle 5,4 gram alüminyum için mangan oksit miktarını hesaplayabilirim. Bunu da şöyle yapabiliriz. 5,4 gram bir yere de not alalım. Bir daha bakmak istemiyorum soruya. 5,4 gram alüminyum. Diyorum ki bunu bulabilmem için ben mangan oksiti belirlemem gerekiyor miktarını. O zaman diyorum ki x gram mangan oksit neye eşit olacakmış? 5,4 gram alüminyum. Şimdi alüminyum burada gram var. Paydaya gram yazayım. Gram alüminyum. Alüminyumun kütlesi 26,98 gramdı. Bu neydi? 1 mol dedi. 1 mol alüminyum. Şimdi neydi? Bizim şeyimiz 2 Al 3 Mn oydu. O zaman 3 mol mangan oksit bölü 2 mol alüminyum. Şimdi bunların mangan oksitin kütlesini bulalım.
daha kısa olur o zaman. Hızlıca bitiririz. 54 bölü 94 artı 16 oksijenden geliyor. Dikkat. 16 gram mangan oksit bölü 1 mol mangan oksit. Şimdi moller gitti. Moller. Ve burada bize çıkan sonuç 21,298 gram mangan oksitin gerekli olduğu da arkadaşlar. Güzel bir soru, gayet güzel bir soru. Şimdi şöyle alıyorum soruyu. Lütfen siz de cevaplarını alınız. Bu soruyu tekrar çözmenizi rica ediyorum sizden. Anlamadığınız bir nokta, bir husus olduğunda da lütfen videonun altındaki yorum kısmında belirtiniz, tartışalım. Orada da bir yanlışımız varsa düzeltelim. Anlaşılmayanları anlaşılır kılalım. Bu soruyu tartışmak istiyorum. Güzel bir soru. Şöyle ekran görüntüsü almak isteyenler için şöyle tutuyorum. Herkese